Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Bence... Bilmiyorum ya, çok aslında tam ortadayım yani. Hem kabul etmeli hem kabul etmeli. Yani kabul etmeli, bazı yerlerde kabul etmeli ama çok fazla ayrıcalık göstermesini ben yanlış buluyorum açıkçası. Peki para desteği sağlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz? Ya para desteği evet sağlanmalı ama hani bir kısmına, hani sadece gerçekten ihtiyacı olup çalışamayacak kişilere bence sağlanmalı. Peki kızınızı veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Ya neden olmasın, düzgün bir insansa. Yani çünkü kişiliğe bakma, önemli olan kişiliği. Düzgün biri ise evlenebilir. Türkiye dışarıdan mülteci kabul etmeli midir? Olabilir. Yani işimize yarayacaksa edebilir. Sıkıntı yok. Yani iyi insanlarsa, ülkeye faydası olacaksa olabilir. Niye olmasın? Onlar da insan sonuçta. Peki dışarıdan Türkiye'ye gelenlere devletin destek vermesini destekliyor musunuz? Olabilir. Mantıklı bir projesi varsa, ülkeye yarar getirecek bir şey varsa olabilir. Neden olmasın? Yani herkese destek verilebilir. Peki bir erkek çocuğunuzun mülteci bir kadınla evlenmesini kabul eder misiniz? Erkek çocuğumun olabilir, yine o da olabilir. Yani sonuçta o da insan, dediğim gibi evlenebilirler yani. Sonuçta bir şey yok, sıkıntı yok. Peki aynısı kız çocuğunuz olsa onun için de geçerli mi? Olur, aynı şekilde. Ben de verebilirim yani. Yok çok kızım ama olabilir, neden olmasın? İyi insan olduktan sonra sıkıntı yok, verebiliriz yani. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Etmemeli. Neden? Çünkü öncelik Türklere, kendi vatanına öncelik etmeli. Peki Türkiye'nin mültecileri para desteği sağlamasını destekliyor musunuz? Yani alınmış artık. Yapılması da lazım yani. Yapmışız bir kere artık bir şey. Onu da mecbur karşılamak lazım. Peki kızınızı veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir Hayır, miydiniz? Hayır, istemem. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Mülteci... Ya beyin göçü olarak bence etmeli. Tabii mesela Suriyeli, Afganlı, Kırgızistanlı bu şekilde çok fazla mülteci var. Ama şöyle hani mesela doktor olur, öğretmen olur, farklı şekilde kendisini geliştiren insanlar olur. Onlar evet. Diğer türlü bilmiyorum, şu an piyasada çok fazla mülteci var. Hiçbir türlü ülkemize bir ekonomik katkısı yok. Hatta tam tersi, zararı bile var. Sigortası işçi çalıştırmada olur. Ne bileyim, ev kiralarında olur. Bu şekilde ben şey yapmıyorum, tasdif etmiyorum. Ve ama Almanya'nın yaptığı gibi bence beyin göçü olarak kabul etmeli. Bu şekilde bir zarar görmüyorum. Peki para desteği sağlamasını destekliyor musunuz? Hayır, ya kesinlikle sağlamıyorum ya. Hatta ben bu hükümetin mülteciler konusunda yaptığı hiçbir şeyi desteklemiyorum. Yani ne yaptığını da anlamıyorum. Ya bu şekilde gitmeyeceğini de düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir para desteği var ama hiçbir türlü halkına dönüp de bir bakmıyor yani. Hep Suriyeli mülteci. Bilmiyorum, aldığı destekler Türk halkından fazla. Bu doğru değil. Peki kızınızın veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Vermezdim. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Hayır. Etse bile belli bir süreyle. Ya yani misafir tadıyla gelir, tadıyla gider. Yerleşik istemiyorum. Peki Türkiye'nin mültecilere para desteği sağlaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Destek? Şimdi misafir umduğunu değil, bulduğun yer. Belli bir bütçeyi açtıktan sonra yeter. Yani yeter denmeli. Yani daha karşıyım ona. Peki kızınızı veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Bu gönül işi. Yani tamamen şu zamanda çocuklar ne isterse olur. Yani ona karşı çıkmam. Çıkmam yani. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Zaten etmekte. Yani etmemesi gibi bir durum yok. Ama ekstra daha fazla mülteciyi kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. Zaten şu anki mülteci sayımız 3 milyon, 5 milyon artık resmi rakamlardan biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ekstra mülteci istemiyorum. Peki mültecilere para desteği sağlanması konusunda ne düşünüyorsunuz, destekliyor musunuz? Yani tabii kötü durumdalarsa evet ama ilk önce halkımız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda önceliğimizin halkın olduğunu düşünüyorum. Peki kızınızı veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Seviyorlarsa evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Türkiye dışarıdan mülteci kabul etmeli midir? Bence etmelidir. Bir sıkıntı yok. Dışarıdan Türkiye'ye iltica edenlere devletin destek vermesini kabul ediyor musunuz? Destekliyor musunuz? Yani destekliyorum. Şöyle, burada yapıcı bir şeyseler, yani ülkeye bir faydaları var ise desteklesinler tabii. Onun için bir sıkıntı yok. Peki bir erkek çocuğunuz olursa bunu bir mülteci biriyle evlendirmeyi kabul eder misiniz? Onunla da ilgili bir sıkıntı yok. Yani bizim örf adetlerimize uygunsa kabul ederim, yani sıkıntı yok. Peki aynısı kız çocuğunuz için de geçerli midir sizce? Aynısı kız çocuğum için de geçerli, bir problem yok. Sadece bizim örf adetlerimize uysunlar.
Ondan yana bir sıkıntı yok yani. Sonuçta herkes insan. Onun için bir problem yok yani. Teşekkürler. Evet. Destekliyorsunuz. Peki Türkiye'nin mültecilere para desteği sağlaması gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet. Peki kızınızı veya oğlunuzu bir mülteciyle evlendirir misiniz? Evlenmesine izin verir misiniz? Öyle bir şey yok şu anda da olsa olurdu. Tamam. Yani çocuğum yok daha doğrusu. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bu kadardı. Teşekkürler. Peki, sağ olun. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Kesinlikle. Peki mültecilere devlet desteği sağlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz? Ablacığım zaten şu anda biz ülkede mülteci durumundayız ya. Hani belki sen zaten hani sen buna pratik yapmışsındır. Herkes bunu söylüyordur sana. Şimdi şöyle bir duruma bir bakalım. Bizim yani bizim bir takım şeylere ihtiyacımız bir takım derken bizim maddi manevi şeylere ihtiyacımız var iken maddi manevi diyorum. Manevi. Ülkemiz. Buna ihtiyacımız var bizim. Ama hükümetimize bakıyoruz. Şimdi adam diyor ki yani falancanın hani bunlara kulaktan duyma. Ben bir şey görmedim. Resmi evrakta belgesi yok, şusu yok, pusu yok, falan yok, falan yok. Ama gördüğüm kadarıyla yani dışarıya yardım oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Ben açım, ben işsizim. 43 yaşındayım, ben bekarım. Annem babamın ekmeğini yiyorum, annem babamın evinde kalıyorum ben. Kimlikle iPhone çalıyor. Parası yok, pulu yok. Çalıştık, ettik, bir şekilde bir şeyleri paylaştık, ettik yani budur. Değil. Ama gerçekten büyük bir sıkıntı var ya. Nereye gidiyoruz? Sen gençsin. Ben 40 yaşındayım. Sen? 25. Buyur. Sen? 22. Buyur. 22 ve 25. Ben 44 yaşındayım. Nereye gidiyoruz? Ben yaşasam bundan sonra benim yaşayacağım benim 15 sene. Peki sana ne kalacak? Senden sonrakilere ne kalacak? Şimdi senin evlenmeyeceksin mi? Çoluğun çocuğun olmayacak mı? Olacak. Peki ya senin? Senin de olacak. Sen de bir yol kuracaksın. Belki de evlisin. Belki de çocuğun var. 8, ne değil? 8-2. Yani. Ne olacak bizim bu halimiz? Ben bekarım, ben hiç evlenmedim. Dikili ağacım yok. Dikili ağacım yok. Ben beni umursamıyorum. Peki benden sonra gelecek nesil ne olacak? Ya hadi buyurun. 22 diyorsun. Daha gençtim. Ben senin yaşında var ya günde 1 milyar para kazanıyordum. Senin yaşında günde 1 milyar para kazanıyordum. Senin yaşında. Şimdi annem babamın eline bakıyorum. Dostum arkadaşım arıyorum. Bak kalktı geldi. Şimdi abisine ikisine biraz ısmarlayacak. Oturarak keyfime bakacağım. Açık konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Doğru mu? Budur. Başka ne sormak istiyorsun? Onun cevabını vereyim. Kızınızı veya oğlunuzu bir mülteciyle evlendirir miydiniz? İzin verir miydiniz? Ya böyle bir şey var mı ya? Biz Türk'üz. Nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Senin oğluna veririm. Senin oğluna veririm. Senin kızına veririm. Mülteci bana ne ya? Ben Türk'üm. Ama şu geldiğimiz yerlere bir bakın be. Doğru mu? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abla. Türkiye dışarıdan mülteci kabul etmeli midir? Evet, etmelidir. Çünkü Türkiye'nin sınırları daha önceki sınırlarına baktığınız zaman şu andaki sınırlarını kaplamadığı için daha önceki sınırları içerisinde akrabalarımız olduğu için aslında mülteci dediğimiz toplumlar bizlerle irtibatta olduğu için bizim haliyle kabul etmemiz gerekiyor. Avrupa gibi karar vermemiz veyahut da başka bir ülke gibi karar vermemiz bizim aslında ne kadar daha çok zayıf olduğumuzu gösterir. Dışarıdan Türkiye'ye sığınma talebinde bulunanlara devletin destek vermesini onaylıyor musunuz, tasvip ediyor musunuz? Onaylıyorum. Özellikle az önce dediğim şeyleri desteklediğim için onaylıyorum. Çünkü ben her sığınmacı için söylemiyorum bunu ama genel olarak şu andaki yaşadığımız sıkıntılar bu benim söylediğim toplumlar içerisinde olduğu için ben önemsiyorum. Çünkü aynı şeyi biz kendimiz için de düşünmeliyiz. Peki bir erkek çocuğunuz olsa mülteci bir kadının evlenmesini kabul eder misiniz? Aynen kabul ediyorum. Özellikle benim daha önceki tarihten bu yana gelen mülteci diye söylediğimiz şahıslar ama aslında benim mülteci olarak görmediğim insanlarla ben özellikle daha çok kökleşmesi isterim. Çünkü ben şahsen o gelenleri mülteci adı altında görmüyorum. Gene söylüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Balkanlardan tutun Çin sınırına kadar. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendimizi senelerce kabukladığımız için bu zihniyetle gidiyoruz. Bence bunu artık kırmalıyız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi?
Etmemeli, zaten ülkemizde mülteci olan biziz abla. Şu anlık durumda onlar yiyor, biz çalışıyoruz zaten. Peki Türkiye'nin mültecilere para desteği sağlaması gerektiğini düşünüyor musunuz? Hayır, çünkü kendi halkımız aç zaten. Hani yanlış anlamayın, şu an biz çalışıyoruz, günlük 70-80 milyonla çalışıyoruz. Ki onlara baksanız bizim alacağımız paralar bölünerek zaten, asgari ücretimiz bölünerek veya bizim vergimizle verdiğimiz paralar onlara gidiyor zaten çoğunlukla. O yüzden düşünmüyorum. Peki kızınızı veya oğlunuzu bir mülteciyle evlenmesine izin verir miyim? Hayır. Neden? Niye vereyim ki abla? Hani ilk başta kendi ırkımın kanunu niye bozayım yani? Ki belli zaten mültecilerin durumu da. Hani size anlatmaya bence pek bir gerek yok. Öyle abla. Çok teşekkür ederiz. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Bence kabul etmeli, ancak yettiğinden daha fazla mülteci alınması hem halkımız için hem de genel olarak sıkıntı çıkarmakta. Ama belli şartlarda ve hani belli sayıda mülteci alınması bence çok doğru ve insancıl bir karar. Peki Türkiye'nin mültecilere para desteği sağlaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz? Ne kadar para desteği verdiklerini bilmiyorum ama sonuçta gelen insanlar bizim sorumluluğumuz altında. Yani ne kadar yüksek vermeleri gerektiğini devlet bilir. Onun haricinde verilebilir diye düşünüyorum. Peki kızınızın veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Anlaşıyorlarsa, birbirlerini seviyorlarsa neden olmasın? Onlar da insan. Çok teşekkürler. Kendi toplumumuzu önemsemek tabii ki daha iyi. Ama şu anlamda yardıma muhtaç insanları tabii ki kabul etmemiz gerekiyor. Şu anlamda dinimizce de bu doğru bir şekilde benimseniyor. Yani dil, din, ırk benimsemeden insan olduğu için, bir canlı olduğu için bunu kabul etmemiz gerekiyor ve elimizden geldiğince yardım etmemiz gerekiyor. Yani ister hayvan olsun, ister bir bitki olsun. Yani sadece insanları da sınırlamak mümkün değil yani bunu. O yüzden insanlar, eğer hak eden insan, hak etmeyen insan bile olsa, hak edene kadar onu dizginlemek gerekiyor. Atıyorum savaşlar olsun, caniler olsun, atıyorum katliam yapan kişiler olsun. Bunları dizginlemek açısından da aslında bir nevi eğitim verilmesi şarttır bu konuda. O yüzden iyi örnek olabilmek için diğer ülkeler adına da tabii ki bu yaptırım daha iyi olur. Peki sizce mültecilere devlet desteği, para desteği sağlanmalı mı? Şu anlamda eğer, tabii biz de iş bulamıyoruz hani gençlik olarak. Gençlik olarak iş bulamadığımız için tabii ufak da olsa hani yaşamak için mecburen beslenmek gerekiyor. İşte ise gıda olarak yardım edilse veya yer olarak daha iyi olur tabii ki de. Peki kızınızı veya oğlunuzun mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Şu anlamda dediğim gibi ben şöyle bir katı bir şeye mensubum. Hem dinim olursa daha iyi olur tabii ki. Hani bir Müslüman olursa tabii ki daha iyi olur. Ürk fark etmez diyorsunuz. Evet, yani şöyle. Karşındaki Müslümansa daha iyi olur. Mesela Hristiyan, Hristiyanla tabii ki daha iyi olur. Çünkü dinimizce gereği de budur. Yani farklı dinler arası evlilik zaten kabul olmuyor diye biliyorum. Sizce Türkiye mülteciyi kabul etmeli mi? Bence çok dikkatli bir şekilde düşünülmesi gereken bir konu bu. Fakat işin zaten ucu, ipin ucu kaçmış durumda olduğundan dolayı şu saatten sonra kabul edip etmemesi o kadar önemli değil de, fakat Türkiye'nin tabii milli güvenliği açısından bunun özellikle Suriye'ye müdahale esnasında ve sonrasında düşünülmesi gerekiyordu. Özellikle müdahale edilmesi esnasında bunun sonuç olarak böylesine bir duruma geleceğini aşağı yukarı herkes biliyordu. Herkes bunun üzerinde duruyordu ve kendileri de zaten bunu ifade etmişlerdi. İşte şu kadar sayıya gelirse burası bizim kırmızı ışığımız diyorlardı. Fakat ne oldu? Ondan sonra o kırmızı ışık 100 bin veya 200 bindi. Ne oldu? Şu anda 4-5 milyon. Ve tabii ki aslında bütün mesele Suriye'ye müdahale etmenin getirmiş olduğu şu anda belaları taşıyoruz. Yoksa insanların gelip de burada mağduriyetlerinin giderilmesine bir millet olarak, toplum olarak katkıda bulunacaksak bu kötü bir şey değil. Fakat hiç kimse kendi yurdunu, vatanını terk etmez. Onları o duruma getirmiş olanların bu noktada sorumlu olduğunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi şu aşamadan sonra ise kesinlikle yani Türkiye'nin
yine güvenliğine ve Türkiye'nin menfaatine, yani kalifiye eleman açısından. Zaten memlekette bulunan kalifiye elemanlar kaçıyor. Hiç olmasa gelenlerden 3-5 tane kalifiye eleman almak suretiyle. Yani Suriye'yi kastetmiyorum ben sadece bunu. Yani doğudan da, Afganistan'dan da, efendim İran'dan da ve başka yerlerden de sürekli olarak da. Yani aslında tamamen bir han, iki kapılı ve iki tarafı da gerçekten açık olan bir han durumunda Türkiye. Bundan kurtulması lazım. Ben bu anlamda yani mülteci şu aşamadan sonra Türkiye'nin kabul etmesi yani intihar gibi bir şey yani. Kendisine karşı, kendi vatandaşlarına karşı ve şu ana kadar ki göç etmiş olan mültecilere karşı yapması gerekenleri yapmayan bir ülke durumundayız. Burada şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Çok önemli bir nokta burası. Bir kere şu anda Türkiye maalesef Suriye'de ÖSO denilen kendilerinin bir ara Kuvayi Milliye deme utanmazlığı içerisine girdikleri bir orduyu 80 bin civarında 100 bin civarında olan orduyu maaşla besleyen bir ülke durumunda olduğu için bir kere vatandaşlarına karşı yapması gereken şeyleri yapmadığından dolayı utanç duyması gereken bir hükümet. İkincisi bizzat Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün o kalın anın beyan ettiğine göre Türkiye'dekiler ve Suriye içerisindeki Suriyelilerle ve diğer unsurlarla beraber 7 milyon civarında insanın yükümlülüğünü taşıyor ve onlara karşı maddi ve ekonomik bir takım imkanlar sağlıyor diye kendiler ifade ettiler ki bu gerçekten Türkiye'yi bu noktaya getirmiş olmanın bir kere hesabını vermeliler. Ondan sonra bu ülkeyi artık hana hamama mı çevirecekler? Çevirecekler. Biz de zaten bir şey yapamadık yani 5-6 yıldan beri yapamıyoruz maalesef ve Türkiye'nin enerji kaynakları yani insan kaynakları artık burada yaşanmaz diyenler kaçıp gidiyorlar ve öteki taraftan da maddi imkanları da işte Suriye'ye, efendime söyleyeyim Libya'ya ve dünyanın çeşitli yerlerinde böyle bir takım silahlı örgütlere hem silah olaraktan hem de maddi imkan olaraktan verilmekte. Bunu da dünya biliyor. Onlar sadece burada bir takım insanlar veyahut da basın vasıtasıyla, kendilerini yandaş basını vasıtasıyla görünmez ve bilinmez kılmaya çalıştıklarını zannediyorlar ama herkesi kör, alemi sersem sanmasınlar. İkinci soruya geçiyorum. Türkiye'nin mültecilere para desteği sağlaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz? Bu Türkiye'deki mültecilere mi? Evet. Türkiye'deki mültecilere ciddi olaraktan bir para desteğinin sağlandığını zannetmiyorum. Eğer bu gerçekten böyleyse tabii ki o insanların artık Türkiye'ye geldikten sonra ihtiyaçlarının giderilmesini kabul etmiş bir ülke olaraktan tabii ki bunu da üstlenecek demektir ama bunları gerçekten çok iyi bir şekilde hesabını yapıp kendisinin yani burada yaşayan, burada doğmuş insanlarına karşı vazifelerini ihmal etmemek şartıyla başka insanlara yardım etmenin de bir anlamı olabilir. Yoksa gerçekten insanlar içinden hatta yani böyle gösteriş olsun diye ne olacak canım işte onlar ensar. Biz ensar, onlar muhaciriz böyle edebiyatıyla insanları yaptıkları hatalarını sürekli olarak iştirak ettirdiler. Yani onlar hata yapıyor, ondan sonra da millete diyorlar ki ya işte bak sahabe gibi olun, ensar olun, değil mi muhacir bunlar falan diye kandırmacalarla insanlara kendi hatalarını telafi ettiriyorlar. Hem maddi hem de manevi olarak. İnsanlar da özellikle yandaş olanlar bunları şimdilik böyle diyor ama gittikçe işlerinde bunu büyütüyorlar. Ve diğer insanlar ise zaten bu noktada rahatsızlar. Yani bu rahatsızlıkları da dikkate almak lazım ama bence daha önemli olan şey şu 5-6 yıl sonra 10 yıl sonra buraya yerleşmiş olan insanların bu ülkede ortaya çıkarabileceği diğer emniyet, güvenlik sorunlarını da
göz önünde bulundurmak lazım. Bunu çok ciddi emniyetçiler, çok ciddi stratejistler defalarca gündeme getirdiler ama hükümet hiçbir zaman için bunlara kulak asmadı. Çünkü Suriye'de yapmış olduğu halkların, açık söylüyorum, Suriye'de yapmış olduğu hataların bir anlamda kabulü olacağından dolayı o tür şeyler onları da kabul etme cihetine gitmediler. Ben her şeyden önce bu hükümetin kesinlikle gitmeden, bunların politik anlayışlarıyla beraber gitmeden diğer şeylerle beraber, ekonomiyle beraber, güvenlikle beraber, adaletle beraber, ki adaletsiz bir şu anda yönetim var, düzeleceğini sanmıyorum. Öncelikle bunların gitmesi lazım. Bu kadar. Bir sorum daha var. Kızınızı evet. Kızınızı veya oğlunuzun bir mülteciyle evlenmesine izin verir miydiniz? Tabii canım, aralarında güzel bir ilişki varsa, doğal yollarla gelişmiş ve sevmişlerse birbirlerini, evlenebilir tabii. Niye evlenmesin? Yani bundan dolayı herhangi bir rahatsızlığım olmaz. Olay bu.